Biz tabi e, girişim bankacılığı olarak 2013 yılında aslında bir bankacılıkta yeniliği başlattık. E, burada da aslında şunu yapmaya çalıştık: girişimciliği destekleyen aslında çok bir banka yoktu. Biz dedik ki girişimci fikir aşamasından itibaren destekleyen e, mali veri istemeden e, bilanço istemeden girişimcinin hayaline ve fikrine inanarak kredi veren bir banka olmak istedik. Dolayısıyla şu anda geldiğimiz noktayı söylersek iki tane temel ürünümüz var. Bir tanesi finansal olan ürünler ki bu aslında bankacılık hizmetleri. E, bu Finansal olan ürünlerde şu an biz TEP olarak 500 bin TL'ye kadar bir girişimciye teminat istemeden kredi verebiliyoruz. Ayrıca temel bankacılık işlemlerinden de e, ücret almadan e, hizmet sağlıyoruz. E, bu bankacılık tarafı. Bunun haricinde bir de e, bizim finansal olmayan hizmetler dediğimiz bir hizmetler var ki girişimciler için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü girişimcilikte başarı için aslında sadece para yetmiyor. Bunu da tep girişim evi çatısı altında topladık ve şu anda girişimciye bir kuluçka merkezimiz ve hızlandırma programımızla eğitim, danışmanlık, mentorluk, networking, yatırımcı buluşması, müşteri buluşması ve tanıtım gibi ana başlıklardaki altında bir sürü detayları var. çeşitli hizmetler sağlıyoruz. Bunu da Türkiye İhracatçılar Meclisi ile 10 ile yaymış durumdayız. Dolayısıyla hem finansal hem finansal olmayan ürünlerle girişimcileri destekleyen bir modelimizi şu an oturtmuş durumdayız. Aslında hani yeni dünyada hiçbir şeye erişimde sorun yaşanmıyor. Özellikle teknolojiye erişimde hiçbir sorun yaşanmıyor. Çünkü baktığımızda Türkiye'deki teknolojinin gelişmesi de özellikle sunumumda da belirttim. 2G'den 3G'ye geçişle birlikte ki burada sizlerin sağlamış olduğu altyapılar çok kritik. Ciddi bir destek ortaya çıktı. Yakın zamanda belki de 3 5G'ye geçişle, Teknolojik erişimde herhangi bir sıkıntı olmayacak. Ee, yalnız e, girişimcilerin dünyadaki girişimcileri yakalayabilmesi için şu anda Türkiye'de eksik olan şey e, teknolojik erişimden ziyade bence e, yatırıma olan erişim. Çünkü Amerika'ya baktığımız zaman e, şu bugün konuştuğumuz hepimizin cebine giren e, Facebook olsun, Twitter olsun, WhatsApp olsun yıllarca zarar yazdılar. Bu ya zarar yazarken aslında onları fonlayan e, melek yatırımcı ve venture capital'lardı. Niye? Çünkü geleceğine yatırım yaptılar. E, Türkiye'de bu mekanizma büyürse bence girişimcimiz hem teknolojiye erişiyor hem iyi iş modelleri çıkartıyor. Bir de bu e, finansman erişimiyle dünya çapında girişimciler çıkartabiliriz. Bunu da hani somut olarak şöyle söyleyebilirim. Türkiye'de fikrine e, yatırımcı bulamayan Amerika'ya gidip orada başarılı olan pek çok girişim örneği var. Aslında yeni ekonomide e, her şey girişimcinin elinde. Yani eskiden e, bizim sanayi toplumu dediğimiz ve eski ekonomi diye adlandırılan dönemde e, başarılı olabilmek için yüksek bir öz sermaye ve paraya ihtiyaç vardı. Ama yeni ekonomide bilgi toplumu ile birlikte bunun yerini bilgi, inovasyon ve business modullar aldı. Dolayısıyla şu an eğer iyi bir girişimciyseniz ve görmüş olduğunuz fırsatı iyi bir şekilde hayata geçirebiliyorsanız, o zaman çok yüksek sermayelere ihtiyacınız olmayabilir veya bunları temin edebilirsiniz. Dolayısıyla aslında yeni ekonomi ile eski ekonominin arasındaki en büyük fark birinde yüksek öz sermaye, birinde de iyi bir girişimcilik ortaya çıkıyor.